Evet, selam arkadaşlar. 30 Nisan 2024 yama notlarına hoş geldiniz. Bugünkü yamamız çok içerik olarak yoğun bir yama değil. Biraz hani boş yama diyeceğiniz tarzda bir şey sayılabilir. Zaten bunun 2 hafta önce gelen globalle bir hatırlıyorsunuz. O geldiği için çok da şey yapmamak lazım ama şöyle bir ilginç bildiriyle açıyoruz bugünkü yamamızı. Daha önce Eylül 2023'te çıkarılan eşya miktarı, merkez pazar ince eşyası, kron taşı, zanaatkar hafızası, fiyat değişimi hakkındaki duyurunuzdan belirtildiği gibi Black Desert'ın sürekli gelişen oyun içi ekonomisi haftalık gündemi, etkinliklerimizin ve maceracılarımızın genel ön ilerlemesi tarafından gerçek zamanlı olarak nasıl etkenliği yakından takip ediyoruz. Bu değişiklikleri göz önüne alarak Black Desert'ın oyun içi ekonomisi mevcut durumunu daha iyi yansıtmak için merkez pazardaki belli ince eşyaların değerini de zaman zaman ayarlıyoruz. Sonuç olarak 8 Mayıs çarşamba bakımı sırasında merkez pazardaki inci kıyafetlerin maksimum gümüş para değeri ayarlamak için uygun bir zaman olarak karar verdik diyorlar. Haftaya arkadaşlar şu an merkez pazardaki bir kostümün, bu premium bu arada, örnek koymuşlar. Klasikler falan da değişecek ama tüm kostüm parçaları vesaire. 1.6 milyar iken 2.2'ye çıkıyor ama şöyle bir şey var. Yani hemen pazara koşup almaya, stoklamaya çalışmayız. Zaten gerek yok, bizde bir sürü yüzlerce stoklandı için. Çıkarılabilen Vax'ın çığlığı ve kron taşı miktarları değişmiyor. Bu BDO'nun sanırım fiyatları yükseltip kron ve Vax miktarı arttırmanın ilk yama olabilir ya da benim hatırladığım ilk yama olabilir bu fiyatlar artarken. Ben bayağı şaşırdım. Böyle bir değişimin de geleceğini düşündüm ama ta zaten dedikleri gibi Eylül'de değişmiş. Daha bir sonraki şölen gelmedi. Şölende gelecek yeni spotlardır, işte Debo Küpedir gibi gibi spotların para oranları da aşırı yükselmedi Eylül'e göre bence en azından. Bir dakika. O yüzden şaşırdım ben, hani bu fiyatları yükselmesi ilginç bir karar. Bakalım yarın, şey yarın diyorum, 8 Mayıs çarşamba bakımında pazarda ne kadar yılda olacak göreceğiz. Onun dışı yukarıdaki rakamı 8 Mayıs'tan önce değişebilme ihtimali de var. Genelde BDO böyle duyurdu mu öyle kalıyor. Benim dediğim gibi en şaşırdığım şey Chrome ve Vax fiyatının da artmaması. Hani fiyat artıyor okey ama Chrome Vax niye artmıyor? Bu kafamda deli sorular oluşturdu. İlginç. Yani bizi zaten etkilemeyecek de işte çok daha kostümün az olduğu sunucularda EU vesaire orada etkiler. Biz de çok değişeceğini, hatta hiç değişeceğini sanmıyorum. Hatta büyük ihtimal bu yama yakıp daha fazla satan bile olacağı için fiyatı bile inebilir, belli olmaz. Evet, gelelim şimdi etkinliklere. Kimya buff'ı, bir parça yıldız, bir kaşık ay. Kimya başlasın. 30 Nisan ile 14 Mayıs arasında şöyle bir etkinliğimiz arkadaşlar. Giriş yaparak üstün kimya aleti elde edin. Y'de var. Bir de 5 saatlik kimya buff'ı 5 enerjiyi Darüşşehir'de alabiliyorsunuz. Etkinlik Darüşşehir'in iksiri elde edildiğinde hemen uygulan bir buff'tı. İhtiyacınız olan karakterle giriş yaparak takas edebiliyorsunuz. Darüşşehir'e gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Size 5 saat boyunca kimya süresi 5 saniye azaltma ve kimya becerisi yani mastery artı 25 yaştan hızlı bir buff veriyor hemen. Bu şey bu arada aldığınız anda uygulan bir eşya. Yani böyle görsel olduğuna bakmayın. Çat diye siliniyor. Evet. Onun dışında ikinci etkimizde aşçılıkla ilgili. Geçen hafta biliyorsunuz toplama ve atçılıkla ilgili etkinlik gelmişti. Geldi BDO böyle bir etkinlikten getirdikten sonra da aşçılık ve kimya tarzı etkinlik getiriyor. Onu da bu sefer yapmış aynı şekilde. Bu etkinlikte 30 Nisan'dan 14 Mayıs arası genel aynı şekilde Y'den üstün pişirme tezgahı elde edebilirsiniz. Ve Dalişeyn'den 5 enerjiyi aynı şekilde gene aşçılık süresinin 5 saniye azaltma 5 saat süren ve 25 beceri yani 25 mastery puanı veren bir buff alabiliyorsun Dalişeyn'den. İhtiyacı olan çağrıda konuşabilirsin. Bir de ekstradan süt elde etme sayısı da arttırıldı. Normaldekini 3 katı civarı alıyorsunuz bildiğiniz üzere. Zaten bu süt etkinliğinde hep bu aşçılık etkinlikle beraber geliyor. Evet, gelelim şimdi İnci Dükkanı. Bugünkü İnci Dükkanı'nda çok apayrı bir şeyler yok. Sahire günün komedi macera The Silent Enigma kıyafet seti, biliyorsunuz birkaç hafta önce olan bir etkinliğin kombinlerini satıyorlar, ondan dolayı bu. Mayıs'ta 5'li paket var. Bunları oyun içine zaten bakacağımız için hızlı hızlı geçiyorum. Fantastik Yavru Ejderha paketi, hiç sevmediğim bir paket. Çifte Hayaletçi paketi, Üçlü Yardımcı paketi, Mayıs'a özel bütün bineklerin eğitim kuponu paketi. Mayıs'a özel paketler bir sürü zaten, genelde böyle her İnci Dükkanı geldiğine gelen şeyler. Onun dışında yarış atı eğitim paketi vesaire de var. İndirim kategorisi, bak gene sale yazıyor. Oğlum yeter la, her hafta söylüyorum ya, şu sale değil, indirim indirim yazacaksınız. Her hafta söylüyorum ya, ben yoruldum. Aile envanterini kategorisinin %20 indirim var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Aile envanteri ağırlığında da %20 indirim var. Eğer almadıysanız çoktan alın. Öneririm. Aile envanteri harika bir teknoloji.
bu kombin yapma etkinliği şeysi 425. alabiliyorsunuz. Ocean Mayıs 5'li paketi 5 tane şöyle tercih ettiğiniz bir premium kutu artı 5 tane şu neydi, sönük karanlık tüketim kökeni mi, öyle bir şey işte. Alabiliyorsunuz. Ben direkt Dim Origin diyeyim geçiyorum. 2880 deyince aile başı atladı 5. Onun şey hiç beğenmedim ejderha paketi. Hızlı geçiyorum o yüzden. 448'de Ghost bir paketi ikili. Gördüğünüz üzere aile başı da. 10 limiti var zaten. 10 tane herkese yeter. Hizmetçi paketi 640. 3 tane hizmetçi alabiliyorsunuz. Aile başı 10 gene. Oluşan Mayıs ayı indirimlerinde atçılıkla ilgili şöyle tüm beceri eğitim paketi. Konu. 90'ıncıya gayet güzel. İhtiyacın varsa alın. Aynı şekilde beceri de işin. Bunlar da bayağı güzel. Zaten bu May %50'nin hepsi çok worth. Onu söyleyeyim. Bir tane damga taşı 115'e aile başı 1. Onun dışında şu daha yüksek oranlı kron paketi. Kron ihtiyacın varsa düşürebilirsiniz. Oranlarını siteden bulabilirsiniz. 150'inciye Alien paketi bol bol istiyorsanız. 42'inciye de şöyle 7 günlük buff paketini seçiyorsunuz. Ve 45'e de Quarter Training paketi, şöyle yemek artı 300'lük SC ve 10 saatlik SC ile. Burada yeni bir şey yok. Buradakiler zaten birkaç hafta önce gelen şeyler. Bunlar da zaten daha bir, sanırım bir ay oldu bunlar geleli. Yıl sonunda sinecek şeyler. Ağırlık kategorisinde olan indirimler, bunlar geçen hafta gelen indirimler olduğu için 8 Mayıs'ta bitiyor. Aile envanteri olan 14 Mayıs'ta, onların devamı gözükmüyor çünkü bende çoktan alındığı için bende en aşağı atıyor bilginizi. Şurada onlar da indirimli olduğunu unutmayın 14 Mayıs'a kadar. Onun dışında damga taşı 8 Mayıs'a kadar indirimde. Tüm çarların tüm fonksiyonel kostümleri de 8 Mayıs'a kadar indirimde. Şöyle çok hızlı kaydırayım, zaten anlamışsınızdır hepsinin olduğunu. Veya geçen haftaki kombinin kastelinki duruyor. Double Roselin paketi var 900'de. Onun için 300'de şöyle Gleaming Adventure Box var. 75'lik versiyonu da var. Yaşam paketi. Ama Silvia. Kitap paketi. İşte 90 günlük değerliyle beraber. İşte Lama mı, şey mi, Poison mı, Kirpi mi tercih edeceğiz paketi. V-Rising kostümü ve son olarak da 400 aralık satıcı devam ediyor. 8 Mayıs'a kadar bilginizde. Bugünkü yamımız 667.95 MB arkadaşlar ve ilk içeriğimiz nota limiti genişletmesi 10.000. Müzik albümünde beste yaparken maksimum 10.000 nota oluşturup performans sergilenebilecek şekilde değişti. Buna bağlı nota ölçüsü sayısı da buna uygun şekilde değişti. Artık çok uzun şarkılar yapabiliyorsunuz. Hayırlı olsun. 8 Mayıs çarşamba bakımı ile sohbet grubu birikmiş öneri sayısı sıfırlanacak haftaya yani. Eğer sizi zorla like kastırıldıysa bana gibi ya da orada insan yardımcı oluyorsanız like almışsınız diye altın, gümüş ve bronz title'ları alacaksınız bilginizde. 5 ya. Zaten globalde bir izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Eşya kopyalama kurallarının iyileştirmesi, yapılandırma ve yapılandırma eşyasını çıkarmak. Bir silahı Garmot'un kalbiyle yapılandırdığınızda ve yapılandırmış bir aksesuarı kadı eşyası çıkardığınızda ilgili durumlar kopyalanmış eşyayı yansıtmıyor. Kopyalanmış derken iki çarın bağlandığında olan kopyalamadan bahsediyor bu arada. Bu nedenle ana eşyayı yapılandırsanız bile kopyalanmış eşyayla bağlantı kurulmuyor ve özellikle çıkarma sırasında kopyalanmış eşya siliniyordu. Bugünkü güncelleme ile artık yapılandırma durumu da bağlantılı hale getirdi ve çıkarma sırasında kopyalanmış eşya muhafaza edilecek şekilde İyileştirme yapılarak tek kopyalama gibi ek olarak kopyalama işlemi azalması sağlandı. Yani eskiden bunları için işte söküyordunuz bu eşyanın bağını. Ondan sonra yükseltiyordunuz, yapılandırıyor. Sonra bir daha bağlıyordunuz o eşyayı ya da eksik takılıyordunuz. Artık bu uyamadan sonra öyle bir sorun yok. Eşya kopyalanma ayarlanmış temel eşya yapılandırırken ve yapılandırma eşyası çıkarılırken kopyalanan eşya da aynı şekilde yapılandırma ve çıkarma durumuyla bağlantılı olacak şekilde iyileştirildi. Buna göre temel eşya yapılandırıldığında kopyalanmış eşya da aynı şekilde yapılandıracak şekilde iyileştirildi. Buna göre yapılandırılmış temel eşyaya çıkarma uygulandığında kopyalanmış eşya silinmeyecek ve çıkarılmış durumda muhafaza edecek şekilde iyileştirildi. Önceden zaten bunun tam olarak aynısını okuduğum için geçiyorum. Şöyle var, merak eden varsa. Karayıldız Godur ait silah takas yöntemi iyileşmesi damga ve kopyalama durumu muhafaza edilir. Godurayd ile karayıldız silahlarının birbirlerinin takas süreci iyileştirmesi olup artık eşya kopyalama veya eşya damgasının kaldırılmaması sağlanmıştır. Buna göre takas süreci artık görev yerine yapılandırma aracı gerçekleşecek şekilde değiştirilmiştir. Yani yapılandırma durumuna bağlı olarak Godurayd silah veya karayıldız silah dönüşüm şeklindedir. Takas sırasında gerekli olan eşya ve
benzeri ise mevcut durumda aynı. Yani hala aynı şekilde görev şartı, eşyaları vesaire istiyor. Ama görev yoluyla vermek yerine takas yoluyla verdiği için böylece damgalar ve şeyler korunuyor. Kopyalamalar korunuyor arkadaşlar. Hayırlı olsun, gayet güzel bir quality of life yine. Karayıldız Godray silahı takası artık görev yerine yapılandırma aracılığıyla gerçekleşecek şekilde değiştirildi. Yapılandırma mevcut görevde verilmesi gereken savrulan güneş kristali eşyası aracılığıyla aynı şekilde gerçekleşir. Savrulan güneş kristali aracılığıyla yapılandırma yapılabilen formül aşağıdaki gibidir. Burada zaten tarif var, burayı okumaya gerek yok. Mevcut durumda olduğu gibi artı 0 Godray silahı TED Karayıldız silahına geri dönüştürülemez olduğunu unutmayın. Karayıldız Godray silah takas yapılandırma yöntemi şeklinde değiştirildiğinden yapılandırma sırasında damga bilgisi ve kopyalama durumu muhafaza edecek şekilde iyileştirildi. Bu nedenle eski takas görevi artık kabul edilmeyecek şekilde değiştirilmiştir. Bu görev devam ediyor durumda olup ilgili eşya zaten teslim edilmişse teslim edilen eşya helal deposuna da yollandı. Yani böyle yarıda bıraktıysanız işte RR basarken almayı unuttuysanız vesaire. Öyle bir sıkıntı olması diye yollandı bilginiz arkadaşlar. Binek. Gemi topu ile yapılan denizci günlük görevi gibi durumlarda geminin topu aracılığıyla daha önceden daha uzak mesafede bulunan canavarları yok ettiğinizden de görev amacı tanınacak şekilde iyileşme yapıldı. Büyük okyanus canavarlarının yok etme görevi sırasında daha uzak mesafedeki canavarları yok edildiğinde görev hedefi yok etme sayısı artacak şekilde iyileştirildi. Görev ve bilgi. Medyah bölgesindeki ana görevlerden ölüm kehaneti görevi tanımlandıktan sonra önemli iki ana görev için rehber olabilecek şekilde görev tercih ekranı eklendi. Önceki gibi hikayenin akışını devam ettirirken daha az zorluk derecesinde oynamak isteyen maceracılara Valencia bölgesi ana görevini, biraz daha zorlu ama farklı nemler ve tüm bölge depolarının birleşmesi hem Bossom'un tesisatı ödülü gibi avantajı isteyen maceracılara ise Magnus ana görevi seçerek ilerlemeyi önerdi. Ben her zamanki gibi önce Magnus yapın sonra Valencia'ya geçin diyorum. O yüzden benim tercihim sağ taraftan bilginiz arkadaşlar. Bu görevi yapmadıysa önce Magnus'u yapın sonra Valencia'ya geçin daha kolay. Çünkü Magnus'un görevi zaten yanında videoyla vesaire puzzle'ları hani çözemiyorsanız bir de videoya bakarak yapabiliyorsunuz. Çok zor bir şey değil. Eskisi kadar bug da yok. O yüzden sıkıntı olmuyor. Ama bu Magnus'tan gelen ödüller ve tüm depolara erişim çok önemli bir özellik. Medak bölgesi ana görevinin sonucunda ölüm kehaneti tanımlandığında Valencia bölgesi ve Magnus ana görevleri arasında istenilen seçilebilecek şekilde görev ilerleme süreci iyileşildi. Bu tercih arayüzü Valencia bölgesi ve Magnus ana görevi her ikisini tamamlamış durumdaysanız tamamlanmamış durumdaysanız görüntülenir unutmayın. Bu arada Magnus yapınca Valencia yapılamıyor diye bir şey yok. Unutmayın yani Valencia yaptıktan sonra da Magnus yapılıyor. Magnus'tan sonra Valencia yapılıyor. Bu sadece sıralama önemi. Ama dediğim gibi eğer Magnus yapıldıysa önce Magnus yapın sonra Valencia git. Basitleştirme güncellemeleri aracılığıyla birleştirilen aşağıdaki 29 çeşit eşyanın bilgileri silindi. Bunlar zaten bittiği için önemi yoktu. Bakım sırasında yukarıdaki bilgileri sahip olan ancak basitleştirme sonrası eşya bilgisine sahip olan ve maceracılara değiştiği eşyanın şeyi verildi. İşte iz türü eşya doğa izi, meyve türü doğa meyvesi, öz türü doğa özü verildi. Basitleştirilmiş eşya bilginin kaldırılması birlikte aşağıdaki görevlerde kaldırıldı. Kayıp kayıtlar karataşlıdır ve kayıp kayıtlar konsantresiyle karataşlıdır. Köşk, günlük umut verici müzisyenler için görevin tamamlanma koşulu aşağıdaki gibi değişildi. Nehrin haykırısını içeren çiğ vesaire bir sürü çiğ istiyordu. Artık öyle bir şey yok. Direkt asil orman damlası istiyor. Asil orman damlası eşyası Kamasivi bölgesindeki Polin ormanı ve Padus doğası canavarları yok edildiğine belli bir olasılıkla elde edilir. Yaz sezonu, sezon pasosun bazı meydan okuma adları ve tamamlanma hedefleri değiştirildi. Önceden yaz sezonu at sadık bir yoldaş, koşu, binek amblemi, gizli muhafızın gizli görevini tamamlaydı. Artık adım adım level atla 6. görev ve koşu sezon karakteriyle level 21'e ulaş şekilde değişti. Yani daha kolay. Bazı meydan okuma adlarının değiştirilmesine bağlı olarak mevcut adım adım level atla pasosunun adları ve level'a ulaşma koşulunun düzenleme yapıldı. Sezon görevi 30. gün güçlü düşman Mogulis görevinin tamamlanma koşulu aşağıdaki gibi değişildi. Önceden Mogulis yok etti, artık direkt Fugara gizli boşluk enerjisi 1 ver oldu. Gene kolaylaşma yani. Görev tamamlama koşulunun değiştirmesine bağlı olarak görev adı sezon görevi 30. gün güçlü düşmanı karşı sefer olarak değişti. NPC arka plan ses. Bu iki adasının iskele sorumlusu Darirong ve Haimyo adasının iskele sorumlusu Gurong gemiden inen maceracılar için yerlerini değiştirdiler. Bu iki adasının gemisinin dışarıda alınma sırasında gemi konumu değiştirildi. Sabah ışığı diğer Dalbeöl köyündeki Ludovic, Liana, Dalişe'nin köyün ilaç dükkanının bir araya geldi. Ayrı ayrı durmuyorlar artık.
Arayüz, geçtiğimiz 3 Nisan güncellemesi eski menünün yakında sonlandırılacağını duyurmuştuk. Eski menüyü kullanan maceracılarımızdan gelen üzüntülü geri bildirimi aldık. Bu nedenle maceracılarımızın maceralarını aynı şekilde devam ettirmeleri için eski menüyü sonlandırmak yerine zaman alsa da özelliklerini iyileştirerek sunmayı planlıyoruz. Duygularımızı bizimle paylaşan tüm menajere teşekkürler. Yani ben de zaten bu konuda kendi düşüncemi belirtmiştim. Aslında hani kaldırıyorlarsa bile şu yeni menünün her şeyin tek ekranda olduğu bir formatta getirse yeterdi bize, ama onun yerine eski menü devam ettirmeye karar vermişler. Ben de okey. Yani sıkıntı yok. Hayırlı olsun herkese. Barış'ın önerisini de yapsak güzel olur ama soldan çıksın, sağdan çıksın, menü arama, pinleme de olsun ama her şeyin tek ekranda olduğu formasyon daha iyiydi bence ama hayat. O yüzden dinozorlar mutlu. Bir tür yükleme ekranı resim eklendi. Bunu... Aa bir dakika, ben bu arada sağda İngilizce açtım sanıyorum. Unutmuşum lan. Abi ooo, ben baştan beri böyle mi okuyorum? Hopsi. Çaktırmayın. Bize çaktırmamıştım. Neyse, bu aslında soldaki çeviri iyi olduğu için sağa hiç bakmama gerek olmadığını da gösteriyor bugün. O yüzden güzel. Bir tür yükleme ekranı resmi eklendi. Ve değerli paket etkisi aktif değilken Balık Zip Plus uygulaması üzerinden merkez pazardan eşya hesapladığınızda değerli paket etkisi uygulanmadığına dair mesajın net olmadığı ve bazı maceracının kafasının karışık durumlar olmuştu. Artık daha net bir bilgilendirme ve buff uygulama durumunu kolayca kontrol edebilmeniz için bilgilendirme metni iyileştirildi. Web merkez pazarda değerli paket etkisi aktifteyken bir eşya hesaplandığına görüntülenen bilgilendirme metni iyileştirildi. Kupon kullan ve web deponun kullanılabilirliği iyileştirildi. Tercüme, İngilizce dillerindeki bazı kelimelerin çevirisi değiştiği eşitlendi. Addon's proof evidence of heretics olmuş. Türkçe dillerinde de şu değişmiş: Addon'un kanıtı sapkınlığın kanıtı olmuş. Ve yukarıdaki de uyuyor. Aslında bu şey de olabilir, sapkınlığın kanıtı diyor ya. Aa lan, kelime Türkçesi unuttum. Heh, kafirlerin kanıtı da olabilirdi aslında. Neyse. Büyük ihtimalle ona girmek istememişler çevirmenler. Düzeltme değişikler. Mavi yelilli aslanın köşkün belli bir bölgesinde bineklerin düzgün şekilde hareket edememe sorunu düzeltildi. Aa bir dakika lan. Yoksa kafir heathen mıydı? Dur. Ha doğru lan, pardon. Kafir infideldi, doğru. Heretik de kullanıyor ama evet, infidel daha fazla, doğru doğru. Tamam, çevirmenler haklıymış güzel. Gerçi doğru lan, bak şu an aklıma Dune'un şey kitabı da, Heretics of Dune'da sapkınlar da geçirmişti. Level 50'ye ulaşıla beceri rehberinin kaybolma sorunu düzeltildi. Gün batımı sarılı dalga kaplı Deboraka kemer eşyasının açıklamasının bazı kısımları değiştirildi. Karoyu ile sohbet ederken bazı butonların simgelerinin farklı görüntülenmemesi sorunu düzeltildi. Pardon, görüntülenme sorunu düzeltildi. Halfön şehrinde Ruby'nin yakında bulunan aralıklarla görünmeme sorunu düzeltildi. Velin bölgesinde bulunan gemi kanıtının nesnesinin görünümün bir kısmı düzeltildi. Sezon karakteri olmayan normal karakterlerinde Karur Paso eşyanın kullanılabilmesi sorunu düzeltildi. Bilge Salonar kıyafetinin özel hareketin doğal olmama sorunu düzeltildi. Mağaralarda görülebilen sarkıtların adları daha uygun biçimde kit olarak düzeltildi sonunda. Belli durumlarda Isabelle Encolation'ın görünümün doğal olmaması sorunu düzeltildi. Ninja sınıfın yıldızları kıyafet giydiğini görünümün daha doğal olacak şekilde düzeltildi. Kalfiyon şehrin belli bir bölgesinde NPC Shane'in görünümün tuhaf olması sorunu düzeltildi. Lan tavşan iç çamaşır ve Maeve pembe serebzir hare kıyafetleri birlikte giydiğinde. Ha pardon, harely hair neyse. Bazı kısımların görünümün doğal olmama sorunu düzeltildi. Bilek kaybolduğunda aralıklarla istemcinin istikrarsızlaşma sorunu düzeltildi. Kol modeli arayüz kullanırken ortaya çıkan aşağıdaki durumlar düzeltildi. Arayüz bölge büyüklüğü ayarlanmış durumda şey karakteriyle eşya kopyalama denendiğinde envanterin açılma sorunu düzeltildi. Işık taşı takas penceresinde mevcut eşyanın kontrol edildiği konumun net olarak anlaşılamama sorunu düzeltildi. Abyssal Magnus içine girildiğinde görev türü etkinleştirme durumunun sıfırlanma sorunu düzeltildi. Corsair Akademiye kıyafeti zırh seti giymiş durumdayken başka bir kıyafetin ayakkabısı giyildiğinde çorapların görünümünün doğal olmama sorunu düzeltildi. Kadın sınıflar özelleştirme saç uzunluğuna göre Rosalie Minfer'in görünümünün doğal olmama sorunu düzeltildi. Maya ve Kara Şövalye Rosalie'nin zırh kıyafeti başka bir ayakkabıyla giyildiğinde görünümünün doğal olmama sorunu düzeltildi. Evet. Şu linke tıklayarak arkadaşlar sadece yeni ve geri dönen maceracı kapsayan avantajlara bakabilirsiniz. Unutmayın, ya da benim Twitch kanalıma gelin, takip edin. Birleşik şekilde ünlem geri dönen yazın ve linke ulaşın.
Aynı şekilde son büyük güncellemede kaçırdıysa, işte çok fazla içerik gelse bunların bir özeti yok mu diyorsanız da bu linki tıklamayın ya da Twitch kanalıma gelip ünlem geri dönen yazarsanız bir şekilde erişebileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü yamamızı kararı dediğim gibi çok içerik olarak dolu bir yama değildi. Yapacak bir şey. 2 hafta önce gelen global lap'tan dolayıydı. Geç haftaki etkinliklerde atçılık ve toplamayla ilgili olunca bu hafta da aşçılık ve kimya etkinliklerine odaklanınca biraz boş kaldık. Yapacak bir şey yok. Haftaya ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Etkinliklerin azından. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Videonun açıklaması olan Twitch linkime takip atmayı, oradan da dropları almayı vesaire unutmayın her zaman gibi. Onun dışında YouTube'a da abone olmayı, isterseniz sadece 2,5 TL bile member olabileceğinizi, video like atmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve benim kanalı izlerken adblock kapatırsanız çok mutlu olacağım. Ben de reklamı sevmeyen biri olarak, zaten burada görüyorsunuzdur, kullandığımı, ama benim kanaldaki tüm reklamların bir tıkla geçebilir. En düşük formatta olduğunu da unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.